Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biberli avındayız. Acı sütlü mantar. Lactiflus piperatus. Şurada birkaç güzel bir yer denk geldi. Sizlerle paylaşmak istedim. Bakın şurada şunları bir aldık. Yani biraz yaşlı dursalar da sağlam gibi duruyorlar. Bunlara daha yakından bakacağız. Sepetim gördüğünüz gibi yani yarı yok ama yarıya yaklaşmak üzere. Burada muhtemelen yarı olur diye düşünüyorum. Çünkü çok kabarıklıklar var. Ve muhtemelen bunun altı hep mantar. Bakın şöyle yapmamız yeterli. Şuradan şurası boş çıktı. Bakın hemen şurada. Görüyorsunuz güzelliklere bakar mısınız? Arkadaşlar şöyle. Oh maşallah bakın. Şöyle ve şurada. Bir dakika da al yol ver bize. Evet arkadaşlar şöyle. Şöyle aldık. Şunların güzelliğine, tazeliğine bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar narin bir mantar. İşte tadı pek narin değil. Tadı narin olsa daha iyi olacak da. Şöyle birkaç sefer haşlanmış sudan geçirmeniz gerekiyor, haşlamanız gerekiyor acısının gitmesi için. Evet arkadaşlar bakın şuradan bunları aldık. Bunların yanına koyduk. 2, 4, 6, 7. Evet hemen şu aynı yerin üst bölgesine bakalım. Çünkü bu o kadar güzel sıralar bebekler halinde güzel çıkıyor ki. Mesela şu an şurada gözükmüyor. Bunun için hemen şuradan üst bölgeye geçelim. Üst taraflarda evet ta ileride beyazlık gördüm. Ve gidiyoruz evet bakmaya. Ve de evet burada da varmış bir arkadaşımız. Onun da arkadaşı buradaymış. Vallahi şurada kabarıklıklar var arkadaşlar ama onlara da bir bakalım. Yani nasıl pişir bunu? Oh evet. Görüyorsunuz. Oo bu çok kötü deforme olmuş. Bunu parçalayıp sağa sola atıyoruz. Evet bu ikisini aldık. Ondan sonra biraz daha yürüdük. Şöyle bir dikilip etrafımıza bakıyoruz. Solda yok. Karşılarda da gözükmüyor. Şu kısımlara doğru bir baktık. Şuradan dönüyoruz. Geldiğimiz yere. Yani bir çember çizmeniz yeterli aynı alan etrafında. Evet. Dediğim gibi yine aynı. Gelmeden hemen şurada bir tanesi çok güzel bir şekilde kendini göstermiş. Onu da yanına koyduk. Burada bir yeni çıkanımız var. Onu da aldık. Evet. Oh maşallah bu da buradaymış. Bunu zor gördük. Aslında çok basit yerdeymiş ama tabii biraz dikkat de gerekiyor. Şöyle buradan geçtik. Tekrar sepetimizin yanına vardık. Bunları da böyle bıraktık. Görüyorsunuz. Ha, bakın mesela burada bir kabaklık var. Şurada görüyorsun. Muhtemelen altında ne varmış? Lactiflus piperatus. Onu da aldık. Oh maşallah. Yanında bir yavrusu da varmış. O da zaten hemen geldi. Onu da buraya bıraktık. Şimdi arkadaşlar. Yani zaten mantarlar bize nereden devam edeceğimizi söylüyorlar. Bu doğrultuda gidersek ki gidiyoruz. Bakın. Burada bembeyaz dik bir şekilde bizi karşıladı bile. Evet buradan şöyle geçtik. Hemen bakın burada güzel bir mantarımız var. Onu da aldık. Burada körpe bir mantar. Ondan sonra şurada birkaç kabarıklık var ama zayıf diyecektim ama oradan da boş çıkmadık. Görüyorsunuz.
Her yer mantar dolu arkadaşlar. Yani şu an bugün biraz yağmur çiseydi. Şu an bu gazeller yaş. Ve muhtemelen bunun mantarlara çok büyük bir etkisi olacak. 3 gün veya 4 gün sonra yine tabii geleceğiz buralara. O zaman bunu daha iyi görebiliriz. Bakın şurada çok güzel bir kabaklık daha var. Zaten almış başına gitmiş. Bildiğiniz şemsiye gibi olmuş. Evet, buradan da bunları aldık. Şimdi çok da uzun tutmak istemiyorum videoyu ama arkadaş mantarlara da baksanıza, gel beni al deyip duruyorlar. Bakın şurada güzel bir kabaklık var mesela. Burada muhtemelen kocaman bir veya iki tane vardır. Evet, şöyle görüyorsunuz. Yıkıldı. Yine şahane bir güzelliğimiz de burada var. Bir güzelliğimiz de burada var. Bunu da bunun yanına koyduk. Bakıyoruz aşağılara doğru. Gözüken bir şey var mı diyordum. Var. Var, hem de dibimizde. Şurada bir ufaklık var. Onu da şuraya koyalım. Tekrar sepete gel git yapmayalım dedim. Hemen şuradan bir dönüş yapalım. Bir kısa bir dönüş derken daha. Bakın arkadaşlar, burada da var. Ve burada da var. Çok güzelsiniz ya. Şöyle hop. Bunları da aldık. Ama burada da var. O zaman bunu da alıyoruz. Oh, maşallah be, ne kadar dirayetli çıktın sen. Evet arkadaşlar. Buraya kadar çok iyi toparladık. Şöyle bir sağımıza solumuza bakıyoruz. Tekrardan. Ya muhtemelen bu gazellerin altında hala var ama çok da karıştırıp ortalığı iyice kurutmayalım. Şimdi şöyle. Neyse, bunlar burada dursun. Sepetimizi yanımıza alırız. Şunu alttan devam etsek mi acaba ya? Orada çok bir şey gözükmüyor ama tabii yaklaşmadan da tam net emin olamıyoruz. Şuradan bir ufak ufak gidelim bakalım. Şurada var mı, yok. Şöyle geldik. Evet. Bulduğumuz öbeğin alt başına geçtik. Evet artık. Tam da demek istediğim olay buydu. Hop 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 hop. Dikenler de var tabi. Bakın şurada. Bir güzellik var. Tabi yaşlı bir güzelliğimiz. Güzelliğimiz yaşlı. Bunu doğaya bırakabiliriz. Şu an görünenler bunlar sanırım. Geçersek belki bir iki tane daha denk getirebiliriz diye düşünüyorum. Bakıyoruz bakıyoruz ve yani burada da başka da yok sanırım. O yüzden yine döndük dolaştık. Mantarlarımızın başına geldik. Teşekkürler.